Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Mesitli Mersin'den sesleniyoruz ve bir yangın söndürme firmasının konuğu olduk. Nur Yangın Söndürme ve firma sahibimiz Sayın Ali Dağlı ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey burada gerçekten bizler için, hani derler ya 7'den 70'e herkes için gerekli materyalleri bizlere sunuyorsunuz. Çünkü yangın tabii olmazsa çok çok iyi ama hani olduğu vakitte en acil şekilde müdahale etmek gerekiyor. Bu anlamda da adres artık belli diyoruz. Nur Yangın Söndürme bizler için hazır. Burası Nur Yangın Söndürme kaç yılında bizlerle buluştu? 2011 Mayıs ayından itibaren bu sektördeyiz. Yani o günden bu yana zaten 2011 yasaları ve 2012 yangın yasaları ile ilgili ağırlaştırılmış şartlar var. Yangın söndürme, yangın cihazlarında inşaatlarda 4 katın üzerinde mecburi konuma getirildi. Yani bir inşaat çok büyük yatırımlar da yapsa yangın dolaplarını, yangın söndürücülerini monte etmeden inşaat ruhsatını imar iskanını alamıyor. Süper bir haber. İnşallah her yerlerde bu denetimler sıklaştırılarak tüm iller bazında bu çalışma gerçekleştirilir diyoruz. Peki burada Nur Yangın Söndürme olarak bizlere hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Nur Yangın Söndürme olaraktan yangın dolapları, yangın tüpleri, elektrik ve su sayaç panoları, doğalgaz kolektör panoları, yani yangın dolaplarında direktmen fabrika alsat ama şeyde elektrik su panolarında kendi imalatımız. Değil mi? İmalatta yine evet. Mersin'de İmalat mi? İmalat Mersin'de. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor orada uzman kadro olarak? Uzman kadro olarak 4-5 kişi çalışıyorlar. Yani sadece bizdeki elektrik panolarında falan sayaç sayısını verdikleri zaman oraya yani istatistiklerin istediği neyse uygun bir şekilde ölçüsünü, yapımını yapıp montajı hazır vaziyette getirip teslimatını yapıyoruz. Değil mi? Butik çalışıyoruz mecburen. Evet, yani evet. Çünkü dediğiniz gibi her katta farklı sayıda sayaç olabiliyor. Ona göre o kişiye uygun olarak giderek sevgili arkadaşlarım yerinde müdahalede bulunuyorlar, ölçüleri alıyorlar ve imalathanemize gelerek de yapıp tekrardan takımını gerçekleştiriyorlar. Peki efendim burada yangın dolapları, yangın kapıları, elektrik panoları, su sayaç panoları, modüler su depoları, yani doğalgaz kolektif kolektör değil mi? Kolektör evet, panolarında varsınız. Bunlar için bizler, yani biz alıcılar, kullanıcılar diyelim, nelere dikkat etmeliyiz? Yani özellikle yangın konusunda yangın yani ben şu anda 38-39 yaşındayım. Yangın yaşamadım. Ama bu değil ki yarın yangın yaşamayacağım. Değil mi? Yangın ben geliyorum bir demiyor. Bir saat sonrasını bilmiyoruz. Bunun için özellikle yangın dolaplarında tercih edilen TSE'li ürünler. Yani TSE'si olmayan merdiven altı üretim dediğimiz ürünlerden kaçınılması gerekiyor. Mecburen, çünkü yani karşınızda bir muhatap bulmanız lazım yangından sonra. Onun için de karşınızda köklü bir fabrika veyahut da ürünün arkasında duracak bir firma lazım. Biz ürünlerimizin arkasında duran bir firmayız. Yani zaten fabrikanın belgeleriyle garantisiyle bu satışımızı yapıyoruz. Elektrik panoları dersek yine elektrik panolarında kendi imalatımız ama TSE standartlarında, yani TEDAŞ'ın istediği, mühendislerin belgelediği şeyleri, notlar neyse o standartlarda mallarımızı yapıp getirip teslimatımızı yapıyoruz. Değil mi? Orada çünkü ölçüden ziyade kullanılan malzemeler çok önem taşıyor. Saç kalınlığı, yani elektrostatik boyası fırında yapılıyor. Yani tutup püskürtme şimdi fırçayla falan boya yapılmıyor. Yani hepsi fırın, elektrostatik boya olmazsa ister istemez paslanıyor. Paslandığı zaman da işte elektrik sağdan soldan kaçak olaylar çıkıyor. Bunlar için de işte o bazı şartları önemli. Onlara uyulması gerekiyor. Biz de o şartlara gerektiğince uyup yani müşterilerimize diyelim kaliteli hizmet, kaliteli mal sunuyoruz. Sevkiyatıyla, teslimatıyla
ve satış sonrasındaki sektör, hizmetiyle evet, diyelim evet, çok önemli sonrasında, bu. Satış sonrasındaki hizmet de tabii ki önemli. Yani bir problem olduğu zaman aradıklarında hani adres mal, belli olacak. Bizden zaten malı sattığımız zaman çıkıyor. Ama neticesinde aksaklıklar diyelim, eksiklikler varsa bize ulaşması halinde o aksaklık ve eksiklikleri gideriyoruz. Biz de bu anlamda yani, o zaman böyle TSE belgelerine ve diğer gerekli belgelere sahip firmalarla çalışmalıyız ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim. Aynen öyle. Peki efendim, gelelim bu gene tekrardan yangın konusuna. Çünkü gerçekten yangın davet etmiyoruz, kendiliğinden gelen, nereden çıkacağı bazen yani soruşturma bile yapılarak belli olmayan sebeplerle olabiliyor. Bu anlamda da bütün biraz evvel bahsettiğiniz gibi gerek evlerde gerekse çok katlı binalarda bu yangın söndürme binaların büyüklüğüyle doğru orantılı olarak bizlerle olmalı ki sonrasında üzücü olaylar yaşamayalım. Burada sizden birazcık tekrardan bir bilgi olarak rica edeceğim. Burada firmalar, inşaat firmaları var. Yani onlar nasıl bir talepte bulunuyorlar? Yani çoklu mu, toptan mı? Bizim geneldeki satışımız perakende yok diyecek kadar az. Toptan, yani bir inşaat başladığı zaman montaj aşaması geldiğinde bize toplu siparişini verir. Her biz, daireye bir tane mi hayır, oluyor? Hayır, yangın dolapları her katta bir tane. Her katta bir tane. Koridorlarda, merdiven başlarında. Hortum ölçüleri, yani içine taktığımız şimdi 20 metre, 25 metre, 30 metre gerektiğinde artırılabilen, yani binanın uç noktasına kadar yani daireye uzanabilecek. Girdiği zaman en uç noktaya yetebilecek kadar hortum bulundurmamız gerekiyor. Ona göre ayarlıyoruz, ölçümlerimizi, keşiflerimizi yapıyoruz. Malı ona göre sunuyoruz. Yani götürdüğümüz zaman şimdi tutup da atıyorum 300 metrekarelik bir daireye 30 metre hortum gerekirken çektiğiniz zaman 20 metre hortum verdiğiniz zaman dairenin yarısına geldiğiniz zaman hortum biter. Değil mi? Sadece orada gereksiz bir şekilde durmuş oluyor. Sadece orada formaliteden kalmış olur. Yani biz formalitenin önüne geçip tamamen oraya gereken ürünü gerektiği şekilde vermek zorundayız. Biz öyle yapıyoruz. Peki efendim, burada bu güzel hizmetinizden, kaliteli hizmetinizden bir tek Mersinliler mi yararlanıyor? Hayır, Mersinliler değil. Web sayfamız da var. Web sayfamızda Türkiye'nin her tarafından istenildiğinde, bizim iletişime geçildiğinde gerekli çalışmamızı yapıyoruz. İsteklerine göre mallarınızı temin edip gönderiyoruz. Peki efendim, burada tabii ki bize sunduğunuz malzemelerin kalitesi çok çok önemli. Sattığınız ürün yelpazesinin sonuna kadar arkasında durmanız da çok çok önemli. Ama bir o kadar da önemli bunların rutin bakımları. Bu rutin bakımlarında da acaba destek oluyor musunuz? Şimdi biz yangın dolaplarında yani TSE'li ürün, TSE belgesi, C belgesi, kalite belgesi, marka belgesi hepsi mevcut olduğu için yangın dolabında mesela kasaya 5 yıl garanti veriyoruz. Taktıktan sonra, kullanıldıktan sonra, ürünü sattıktan sonra iç aksesuarı 2 yıl garantilidir. 2 yıl içerisinde herhangi bir problem olduğu zaman birebir değişim. Yani eskiyi hiçbir çıkartıp, ücret talep edilmeden. Tabii eskiyi çıkartıp içindeki yani ortamı fabrika garantisidir. Veriyoruz. Ha, kasada dediğim gibi 5 yıl garantimiz var. O da belgelidir. Onun dışında tüp olayında biz tüpü satıyoruz fabrikadan veyahut da işte dolum tesislerinin geldiği şekilde. Bizde tüp bakımı 6 ayda bir yapılıyor. Yapılması gerekir. Onda bizim ekipler değil, üzerinde zaten tüpün şeyler vardır. Doldurucu firmaların, ulaşacak firmaların telefon numaraları falan üzerinde vermişizdir. Oradan aranır veyahut da bize ulaşıldığı zaman yönlendirmeyle firmalara gönderip gerekeni yaptırıyoruz. Yani burada önemli olan sizden bunu duymaktaki kastım işte bunu almak değil, sonrasında bunlara rutin bakımlarını evet, yaptırmakla ancak bunun devamlılığını sağlayabiliriz kullanım adına. Onu istiyordum. Çok evet, teşekkür ediyorum. Yani alıp bir apartmanımızı koyup sonrasında biraz evvel bahsettiğiniz gibi iskanımızı almakla bu yeterli olmuyor. Olmaz. Bunun rutin bakımları yapıldığı takdirde olası bir tehlikede tam takım olarak değil mi? Yani evet, bir hizmet alabiliyoruz bize sunduğunuz adres, materyallerden. Evet. Şimdi inşaat bittiği anda dolaplar takılıyor. Yapı kullanma ruhsat alınacağı zaman bu bizim faturamız, ürünlerimiz, şeyleri zaten itfaiye sunuluyor.
Oradan gerekli yapı kullanımı izni alınıyor ama onun dışında müteahhitten çıkıyor olay, bir şekilde yönetime düşüyor. Ondan sonra bina yönetimine geçiyor. Bina yönetimi de daha sonra istediği firmalarla çalışabiliyor. Yani üzerinde bizim verdiğimiz dolapların var, yani telefonlarımız, iletişim bilgilerimiz. Ha, isterlerse farklı yerlerden de kendilerine yakın yerlerden bu hizmeti alabiliyorlar. Peki efendim, bunların ilgili karşılaştığı sıkıntılar var mı? Yani sıkıntı illaki oluyor. Şimdi bazı firmalar, merdiven altı üretim diyelim, isim vermiyoruz. Tabii ki. Burada dolap dedik, yangın dolabı. Saç kalınlığı 0,80 saçtan yaparlar. O da bir sene sonra zaten üzerine zaten duvarın içinde gömme veyahut da sıva üstü dediğimiz tabirle iki çeşidi var. Duvarda çekme olduğu zaman kasa sağa sola dağılır. Ondan sonra içindeki hortum bağlantıları çok önemli. Yani düzenli bir şekilde bağlantını yapıp çıktığı takdirde ne oluyor? Su yangın çıktığı zaman, bastığınız zaman hortumda kırılmalar, su kaçırmalar, birçok aksaklıklarla oluyor. Evet, onun için yani TSL'li, yani belgeleri tamam olmayan firmalardan alışverişin yapılmamasını müşterilerimize sunuyoruz, yani söylüyoruz. Dikkatli olmalarını istiyoruz. Değil mi efendim? Biraz da burada iş müşterilere düşüyor galiba. Malları alırken bir günlük değil, sonrasını da düşünerek hareket etmek gerekiyor ki başımızı yastığa rahat koyalım, evet, galiba. Artı burada yani ücretler, yani bir TSL ürünle normal merdiven altı ürünün arasındaki fiyat farkı 20 lirayı 30 lirayı geçmez. Komik bir rakam. Komik bir rakam, evet. Ama işte o kadarı yani kar sayabiliyorlar diyorsunuz. Kar sayabiliyorlar. Yani totale geçtiğiniz zaman adam bir müteahhit inşaata 100 tane dolap aldığı zaman totalde o 20 lira, 30 lira, 3 milyar, 4 milyar yapıyor. O ama da sıkıntı işte, yaratıyor işte. İnsan sağlığı 3 milyar, 4 milyarla ölçülemeyecek yani kadar değerli. Buradaki iş itfaiyeye düşüyor. İtfaiye gerekli kontrollerini sıklıkla yapıp da gerekli izni vermedikten sonra hiç kimse kaçak veyahut da merdiven altı üretim olan dolabı alıp inşaatına takamaz. Değil mi? Aslında her işi ehli yapmalı. Evet. Ve denetimlerle, dediğiniz gibi, devletimiz bunları, evet, daha da sık hale getirmeli. Dikkat. Ki tüm vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde, evet, uyusunlar. Evet. Peki efendim, hedefler arasında neler var diyelim o zaman? Hedefler arasında yani çok çok büyüyüm, zengin olayım falan yok. Biz normal kendi geçimimizi sağlayacak ve verdiğimiz, sattığımız ürünleri de sattıktan sonra evimiz, kafamızı, vicdanımızı rahat bir şekilde duruyorsak bizim için yeterli. Biz yani ilerisinde bu işten çok zengin olup holdingleşme amacında değiliz. Kendimizi geçindirme amacındayız. O şekilde devam ediyoruz. Değil mi? Kalitenin Nur Yangın, evet, Dolapları adında yıllarca daim olması en önemli hedef. Bu hedeflerinize de en kısa sürede kavuşmanızı diliyoruz. Şu anda zaten bu kaliteyle çalışılıyor. Evet. 2 yıldır varız. İnşallah 12 yıllar, 24 İnşallah. Yıllar, işte 50 yıllar, ne diyelim, nesiller İnşallah. Boyu daim olsun dileyelim bu güzel mekan için. Evet. Ama aynı kaliteyle, aynı heyecanla, aynı doğrulukla ve aynı güler yüzle birlikte. İnşallah. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Mezitli, Mersin'den Nur Yangın Dolapları'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.